İstersen şöyle yapalım. Cumartesinin maçı Fenerbahçe Atiker Konyaspor mücadelesinde konuşmaya başlayalım. Orhan Ekizoğlu, Muhammed Akyol'un da yine bu yönde soruları var. Muhtemel kadrolara bir bakalım. Evet, Fenerbahçe kalede Harun, savunma Hasan Ali Şikirtel, Sadık Dirar, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zaits ve Slimani. Şimdi bu kadroya bir itirazın var mı? İtirazım yok. Hatta çok merakla beklediğim bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Zaits'in nasıl bir oyun ortaya koyacağını çok merak ediyorum. Benim ya yeteneklerine güvendiğim bir oyuncu ama Türkiye sertliğinde bir oyuncu değil. Öyle ifade edeyim. Yani yetenekleri Türkiye'nin çok üstünde. Üstünde bir yetenek. Ama fizik olarak bir Türkiye oyuncusu mu? Ondan emin değilim. Bakalım hangisi kazanacak. Ben iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten takımın ekmek gibi, su gibi ihtiyacı var yetenekli oyuncuya. Üretken oyuncuya çok ihtiyacı var. Zaits da bunu sağlayabilir. Zaits iyi bir pasör, iyi bir oyun görüşüne sahip. Şut çıkarabilen, frikik atabilen. Yani bunların hepsini 10 üzerinden 10'luk yapıyor demiyorum. Zaten 10 üzerinden 10'luk bu dediklerimi yapan oyuncular La Liga'da, Premier Lig'de falan oynuyorlar. Ama gerçekten ligin üstünde bir yetenek seviyesine sahip, uygun bir maliyetle alınmış bence. Önemli bir isim. Bakalım ne kadar adapte olabilecek. Ben yetenek olarak güveniyorum. Performans olarak sahada göreceğiz. Kaldı ki Mehmet Topal, Jailson'la oynayan bir takımın da defansı biraz, defansta eli belinde olabilecek yetenekli bir oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü hepsi defansif ağırlığı %50'nin üzerinde oyuncu olduğun zaman sıkışıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya ben Zenit'i yeniyorum, Kayseri'ye yeniliyorum ya da Akhisar'a yeniliyorum mesela. Evet. Ve bu kadroyla ilgili sorun... Ankara gücüne yeniliyorum ama gidiyorum Galatasaray'a 2-0'dan 2-2 deplasmanda maç çeviriyorum. Evet. Beşiktaş'a yenilmiyorum, Başakşehir'e yenilmiyorum, Zenit'i yeniyorum. Ya burada bir ironik bir taraf var, kontrast bir durum var. Evet. Bunun en temelinde de fiziksel olarak kuvvetli, savunmaya yatkın ama hücumda bireysel yetenekli oyuncusu çok kısıtlı bir takım olmanın payı var. Zaits de bu açıdan çok önemli bir hamle. Ersun Hoca'nın basın toplantısında ben Ersun Hoca'dan belki bir şey tam demedi. Hani orada olmak o yüzden başka bir şey. Sırf o yüzden gidiyorum zaten. Yani hoca öyle bir yerde Zaits dedi ki yani bakış açısının tahmin edilenden daha olumlu olduğunu anladım. Umuyorum ki başarılı olur. Yani bence benim sevdiğim yetenekli bir oyuncu. Bakalım Fenerbahçe'ye nasıl katkı verecek? Acaba Elif dedim sadece Zenit maçında çok iyi bir Elif değildi, elmas. Evet. Yani. Ofansif or. Şimdi Elif belli ki yani, geleceğinde ne olur bilemem. Geleceğinde daha hibrit bir oyuncu olacak bence. Yani yarı 10, yarı 8 bir oyuncu olacak. Ama şu an 8 değil. Yani şu an daha bir forvet arkası oyuncu. Daha yetenekli. Ofansif orta saha oyuncusu diyeyim. Şu an daha ofansif tarafı daha kuvvetli. Yani geliştikçe, fiziği oturdukça, tecrübelendikçe, özelliklerinde maharetini arttırdıkça net bir şekilde fark yaratacak bir oyuncu olacak ama sanıyorum kariyerinin bu döneminde biraz daha önde oynamaya ihtiyacı var. Evet. Biraz daha önde oynamaya ihtiyacı var çünkü ekstra bir sorumluluk yani çok ağır bir sorumluluk. Süper Lig'de 8 numara oynamak hiç öyle kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Mesela Zaits için de diyorlar ki 8 oynayabilir. Baba bak Serie A'da kolay bir lig değil de Serie A'da bile oynamanın kriterleri başka. Türkiye'de bambaşka. Türkiye'de 8 oynaman için. Çok başka çok işler yapıyor olman yani, lazım. Çok evet. Sert oyuncu olman lazım. Fiziğin çok sağlam olması lazım. Zaits bunun tam tersi. Zaits burada 10 numara oynar. Türkiye'de 10 numara Zaits. Evet. O yüzden Elif'e de o sorumluluğu %100 yüklemek belli ki şu an kaldırabileceği bir şeydir. Ben 8 olabileceğini düşünüyorum. Yani hücum yönü kuvvetli bir iç oyuncusu olabileceğini net düşünüyorum. Güveniyorum Elif'in yeteneklerine ama bu illa bugün olacak diye bir şey yok. Abdülkadir Ömür için aynı şeyi diyorum. Abdülkadir Ömür merkezde de oynayabilir. Hatta merkezde daha iyi, potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama şu an oynayabilecek seviyede değil. Bunun için zamana ihtiyaç var. Süper Lig 8 olacak seviyede değil ama mesela yarın öbür gün Trabzonspor kabul eder. Başka bir lige transfer olur. Benfica'ya gider mesela atıyorum. Benfica'da 8 numara oynatırlar Abdülkadir'i. Kanat değil. Kesinlikle. Peki Konyaspor'dan nasıl bir 11 bekliyoruz ona da bakalım. Atiker Konyaspor'un muhtemel kadrosu da gelecek. Serkan, Zuta, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Yevtovic, Volkan, Milosevic, Traore, Fofana, Yahovic. Şimdi bugünün tartışmalarından biri de buydu tabii. Kanatta kim oynatacak? Ömer Ali Şahiler'in yokluğunda hoca. Hı hı. Ve böyle bir kadro öne çıktı.
Zaten hocanın 11'i büyük ölçüde belli. Burada dediğin gibi bir farklılık vardı ama Fofana'yı oynatmasına hiç şaşırmadım. Şu yüzden Fofana tam bir büyük maç oyuncusu. Şey açısından söylüyorum. Kontratak yapabileceğin, kontrayla top taşıyan, dribling yapabilecek bir oyuncuyla oynayabileceğin, alan bulabileceğin maçlarda Fofana zaten fark yaratabilecek bir oyuncu. Kaldı ki sen çok daha iyi hatırlarsın. Fofana'nın geliş sürecinde de Aykut Kocaman vardı. Evet. Fofana'yı Aykut Hoca seçmişti. Yalnız ben bugün kadroda mesela Konyaspor'da bu 11'i beklemiyorum. Yevtoviç, Volkan, Ali Çamdalı orta üçlüsü. Evet, Yahoviç'in arkasında Milosevic ve Abdurrazak Traore'yi bekliyorum. Kanada. Fofana. Olmayabilir diyorsun. Böyle 4-3-3 gibi bir diziliş. Anladım. Ya oynayalım. Olabilir. Sen zaten Konya takibin daha kuvvetli. Yok, bu da çıkabilir. O da bir alternatif dediğin gibi olabilir. Çünkü Traore de o az önce söylediğim profile uyabilen bir oyuncu. Ama bunu oynatırsa da, yani Fofana oynarsa hiç şaşırmam. Çünkü Fofana hakikaten tam bu maçın adamı, bu maçların adamı. Yanında tutup ilerleyen dakikalar için hamle oyuncusu olarak düşünebilir mi acaba dedim hocam. O da olabilir. Zaten genelde öyle yapıyor hoca. Fofana da bir türlü o fiziki seviyeye gelemedi çünkü. Yani 90 dakikanın oyuncusu olamadı. Özetlerin iyi oyuncusu. Evet. Özetlerde çok güzel gözüken ama bazı oyuncular vardır. Özetlerde iyidir. 90 dakikada değildir. O seviyede değildir en azından. O da Fofana'da oyunculardan biri. Evet, peki Ramazan Özcan Topal yerine Elif'in artık oraya monte edilmesi gerekmez mi demiş ama Uğur değil 6 numara daha 8 için bile ama zaman şöyle, bu doğru. Ama Fenerbahçe'nin ideali olmalı. Yani niye sorunun sorulduğunu anlıyorum. Fenerbahçe 2 tane defansif ağırlı çok fazla oyuncuyla oynamamalı. Yani yıllardır böyle oynuyor. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda ya da işte lig maratonunda daha başarıya ulaşması için çift defansif ortasıyla oynamaması gerekir. Yıllarca oynadı. Kaldı ki Josef çok daha üst düzey bir defansif ortasaydı bence. Ön tarafa da daha yatkındı Jailson'a göre. Mehmet Topal'a göre de. Josef'i kaybettin şimdi. Daha defansif orta sahalarla oynuyorsun. Ben Jailson'u beğeniyorum. Jailson'un kötü bir transfer olarak görmüyorum. Mesela hep böyle torba şeklinde değerlendirildi. Şimdi bir torba yatıp hepsine kötü demek kolay geliyor. Çünkü sonuçlar kötü olduğu için. Jailson kötü bir oyuncu değil. Sadece Josef seviyesinde değil. O da zaman istiyor. İki gömlek daha genç. Altında. Dediğin gibi yaş olarak da daha genç. Ben Jailson'un defansif orta saha olduğu yanında daha top kullanma becerisi olan birinin oynadığı bir yapıda Jason'un da daha parlayacağını düşünüyorum. Josef adam burada 3 sene top oynadı. Adam 3 sene tek başına oynayamadı ya. Hakikaten inanılmaz bir durum. Josef de Souza'yı biz tek başına izleyemedik. Tek defansif orta saha yanında 2 tane iyi iç oyuncusuyla izlemedik. Fenerbahçe'nin başarısızlığında ki kendi seviyesine göre söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de başarı şampiyonluktur. Başarı tabii. Avrupa'da belli bir düzeye gelmektir. Bu zamana kadar son yıllarda istediklerini yapamamasında işte ikincilikler, üçüncülükler vesaire. Onlarda ciddi pay, en önemli pay sahiplerinden bir tanesinin çift defansif orta saha kullanımı olduğunu düşünüyorum. Ha. Ya şimdi Advokat, işte ne bileyim Vitor Pereira, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, bunlar önemli teknik adamlar yani ve her gelen aynı şeye dönmek zorunda kalıyorsa ya ben Ersun Yanal'ın rüya mesela evinde uyurken ya işte Jailson'la Mehmet Topal'ı görüp gülümseyerek bir keyif rüyası izlediğini düşünmüyorum. Ya hocanın rüyalarındaki ikili değil. Kesinlikle değil yani bence. Ama adam zorunda kaldığı için bunu oynatıyorsa bu da bir kadro yapısına işaret eder. Eksikliğe işaret eder. Boşu boşuna Tolga'yı aldırmadı hoca. Hoca istedi çünkü net biliyorum evet. Onu. Tolga'yı ne şekilde istedi? Mehmet Ekici sağlıklı olduğu sürece ona şans verdi ki yani mesela konuşuyoruz da burada. Ya Mehmet Ekici'den A planı olmaz diye boşuna söylemiyoruz. Yani ben keşke sağlıklı kalsa bir sene aralıksız tıkır tıkır oynasa Mehmet Ekici. Ben izlemekten keyif alıyorum ama izlemekten ben kişisel olarak keyif alıyorum diye Fenerbahçe seviyesindeki bir kulübün bu kadar riskli bir yapılanmaya gitme hakkı yok. Gidemezsin yani. Güvenemezsin çünkü Mehmet Ekici senin B planın olsa bile bu sefer alternatifsiz kalma durumum var. O bakımdan çok yaşa sevgili Uğur. Hatırlatayım geçen yılda Aykut Hoca sezonun başında Mehmet Topal, Josef de Souza ikilisini kullanmasaydım, kullansaydım
daha doğrusu orayı değiştirme niyetim olmasaydı ve o ikiliyle başlasaydım Fenerbahçe şampiyon olabilirdi dedi. Hı hı. Sonradan tekrar o ikiliye döndükten sonra toparlanmıştı ve hı hı. ligin sonundaki seri de gelmişti. Ersun Yanal'ın da ayarındaki ikili değil ama bir de gerçekler var. Kadro gerçekleri bu ikiliye. Ha işte onu diyeceğim ama yani o bölgede güvenilir. Abi Emre Belezoğlu olsa bu takımda kim oynatır Allah aşkına ya? Emre kenarda tutur, Jailson Topal oynar der misin? Demez kimse yani. Kimse demez. Der. Kimse demez. Ha o zaman Emre niye yok, onu sorgulamak lazım. Mesela bugün... Mesela sevgili Hüseyin yönetmenimiz Caner dedi değil mi maçın adamı? Caner niye yok Fenerbahçe'de mesela? Gökhan Gönül niye yok? Bunlar para mı kazandırdı Fenerbahçe'ye? Hani bugünkü kadro yapılanmasındaki eksiklerden bahsediliyor. İşte Ali Koç geldi böyle oldu. Hayır abi bu bir süreç, bu bir erozyon süreci. Ve Emre Belezoğlu durup dururken, gönderilirken, Caner Erkin gönderilirken, Gökhan Gönül gönderilirken bunlara neden olduğuna da bir bakmak lazım. O oyuncular bu takımda olsaydı belki... Takım da daha üstüze bir noktada olurdu. Sadece Emre bile yeter yani. Diğer Caner'le Gökhan'a girmiyorum. Emre bile olsa tek başına yıllardır Fenerbahçe'nin bu kadar şampiyonluksuz geçtiği bir dönem olmazdı. Yani bir önceki Ersun Yanal dönemine kadar geri gitmek zorunda kalmazdı Fenerbahçe. Peki Enes Çelik Zenit maçı içeride önemli bir galibiyet gol yemeden. Bu maça yansıması ne olur ve Fenerbahçe Zenit'i geçer mi diye sormuş. Fenerbahçe... Çok böyle iki adım, mesela Benfica Galatasaray'a göre iki adım önde. 2-3 adım önde yani şu anda. Galatasaray'ın bir mucizeye ihtiyacı var. Fenerbahçe Zenit'e karşı o kadar avantajlı değil. Ama Zenit yani 0-0 elinde tutan, 0-0'la maça çıkan her zaman rakibinden bir adım öndedir. İki adım önde olduğunu düşünmüyorum ama Zenit'ten ben turun alınabileceğini düşünüyorum. Zenit tur alınmayacak bir takım değil. Oraya gidip de hani ya 3 mü yeriz denilecek bir takım değil. Ha maç dinamikleri öyle gelişir. Erken gol yersin o da olabilir. Belli olmaz bu işler. Önemli takımlar, önemli yetenekli oyunculara sahip bir takım. Ama ben Fenerbahçe'nin biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Lige gelirsek lige yansıyacağını düşünmüyorum. Zaten Ersun Hoca'ya ben soru sorarken basın toplantısında kastım bu esas. Fenerbahçe kendi seviyesinde topu hem verebileceği, hem savunabileceği, hem gerektiğinde baskı kurabileceği, korakor oynayabileceği dengi takımlara karşı çok iyi oynuyor. Yani say bir sürü maç. Trabzonspor maçı hariç. Trabzonspor'a yenildi. Trabzonspor maçı hariç Galatasaray'a yenilmemişti. Ve tarihin en kötü sezonu. Bundan hemfikiriz herhalde. Fenerbahçe ben daha kötü sezonunu hatırlamıyorum. Tabii canım en kötü sezonu. Evet. Galatasaray'a yenilmemiş. Deplasmanda. Beşiktaş'a yenilmemiş. Başakşehir'e yenilmemiş. Avrupa'da da Dinamo Zagreb'i o sınıfa koymayacağım. Bir de çok garip bir dönemdi ve şey değil. Hani kadro kalitesi olarak dengin bir takım değil aslında. Orada da Dinamo Zagreb sürpriz bir çıkış yapmıştı. Mesela Zenit'e karşı da takır takır oynuyorsun. Ya bu tesadüf değil. Sen en kötü sezonunda 5 büyük maçın birini kazanıp 3'ünde yenilmeyip 1'inde yenildiysen, ya 5'te 1 kez yenildiysen, o zaman burada bir farklılık var demektir. O zaman diğer Akhisar'a nasıl 3 yiyorsun? Ankara Gücü'ne nasıl 3 yiyorsun? Kayseri'ye nasıl yeniyorsun? Bunu sorgulamak lazım. Bu noktada da Fenerbahçe'nin kadro yapısı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'de kadro yapısı hocalara dikte ediyor. Hoca istediği gibi oynayamıyor. Öyle bir malzeme yok çünkü. Allah aşkına soruyorum. Ersun Yanal'a sorsalar Jailson, Mehmet Topal çıkar mı ya? Birebir sorsak bir şey demez hoca belki. Ama ben çıkacağını düşünmüyorum. Benim geçmişte izlediğim Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye oynattığı futbol, işte diğer takımların oynatmak istediği, çabaladığı futbolla bağdaşan bir ikili değil. İşte elde zaten öyle bir oyuncu yoksa. Elde bu olduğu için. Evet, eldeki malzeme de o. Peki, devam edelim. O yüzden Zaitz'in girişi çok önemli. Yani Zaitz sadece bir oyuncu giriyor gibi değil. Bu maç girer mi? Bu maç Zaitz olur mu? Bence bir an önce girmeli. Yani Zaitz, evet. Çünkü Safkan yeteneğe o kadar ihtiyacı var ki Fenerbahçe'nin. O yüzden mutlaka lazım. Peki Hasan Arı, Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçti mi sizce? Şimdi Malatyaspor deplasmanı ama bir de içeride Fenerbahçe karşılaşması var. Derbisi var. Diğer yandan Medipol Başakşehir ve Galatasaray bu hafta ne yapacaklar? Soru işareti. Ya şimdi şampiyonluk yolunda dediğin zaman Beşiktaş'ın şampiyonluk yolu üzerinden değerlendirirsek ya çok ciddi rakipleri var. Beşiktaş'ın iki maç üst üste kazanınca birden şampiyonluk potasında en az Başakşehir kadar iddialı olacağı bir senaryoya geçiş